Merhaba sevgili dostlar, merhaba değerli yatırımcılar. Bugün yine bir video ile karşınızdayız. Bugün biliyorsunuz dün akşam Fed Amerika Birleşik Devletleri faiz oranını açıkladı. Buna göre bizim piyasalarımız nasıl tepki verdi? Onları konuşacağız, tartışacağız. Bundan sonra piyasalarımızı ne bekliyor? Piyasalarımızda nasıl haberler var ve altcoin'leri, birkaç tane altcoin'i de inceleyeceğiz. İstiyorsanız hemen Fed'in faiz açıklamasına bakalım. Dün akşam gece saat 20-21.30 arası, 21.30 arası Fed Amerika Birleşik Devletleri faiz oranını sabit tuttuğunu, 0.0025 oranında tuttuğunu açıkladı. Bu haberin hemen peşine Bitcoin ani bir yükseliş yaptı aslında. Güzel bir haberdi faizin yükseltilmemesi, sabit kalması. Lakin daha sonra Fed Başkanı Powell basının karşısına geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların neticesinde de Bitcoin ve diğer yatırım araçları aşağı yönlü geri çakıldı. Burada dün söylediğimiz 38.200 desteğine kadar %5 değer kaybederek Bitcoin şurada gördüğünüz gibi çakıldı. Bakın burada 38.200 desteğini dün söylemiştik. Olumsuz bir haber gelmesi doğrultusunda buraya kadar çakılır demiştik. Buradan güçlü bir desteğin tutundu, yukarı yönlü hareket ediyor. Powell'ın açıklamalarına bakalım. Bize nasıl mesajlar veriyor? Powell demiş ki ekonomik görünüme dair riskler devam ediyor. Enflasyon son aylarda dikkat çekici şekilde arttı. Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir demiş. Yani bu ne demek oluyor? Ben faizi arttırmak istemiyorum. Lakin arttıracağım. Yani 2023 yılından itibaren faizi arttırabilirim. 2023 yılında iki defa olmak üzere faizi arttırabilirim. Sinyalleri veriyor burada. Yine dün FED üyelerinden sanırım 13 tane üye falan herhalde yaptığı açıklamada 2023 yılına kadar faiz arttırım beklemediklerini söylediler. Tabii bunlar piyasaya geçici düşüşler sağlıyor. Bugün gördüğümüz gibi Bitcoin yine dün bahsettiğimiz 38.200 desteğinden güç alarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor gibi gözüküyor. Burada anladığımız kadarıyla 2022 yılında 2021 yılı içinde kısa vadede Fed'in bir faiz arttırımı yapmayacağı gibi gözüküyor. Tabi bu da bizim piyasalarımıza uzun vadede, yani orta uzun vadede, orta vade diyelim, uzun vadeye çok karıştırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Orta vadede olumlu şekilde yansır diye görünüyor. Şimdi dün açıklamadan sonra, bu Powell'ın açıklamalarından sonra Bitcoin 38.200 desteğine geri çekildiğini söylemiştik. Günlük kapanış tam burada biter bitmezdi. Bu 38.200 desteğinden kuvvet alarak 39.436 destek direncini şu an kırmaya çalışıyor gördüğünüz gibi ekranda. Destek ve dirençlerimizi not almanız sizin yararınıza olacaktır. Anlattıklarımız hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Destek ve dirençlere göre hareket ediyorum. Daha olumlu oluyor. Burada 39.436'yı şu an kırmaya çalışıyor. Eğer burayı kırarsa 4 saatlik EMA 200 bandı burada takip edilmesi gereken alan. Orada ortalama olarak 40.216 direncine denk geliyor. Burada güçlerin 32.436'yı kırar. Daha sonra 40.216'daki EMA 200'de kırarsa hedefinin 42.709 olacağı gözüküyor. Lakin buradaki dirençlerden birini kıramazsa hemen geri çekilme yapabilir. Öyle de bir risk var. Piyasaya güzel olumlu haber gelmesi lazım. Veya işte artık Fed'in enflasyon Fed'in faiz oranını açıkladığını gören balinaların bir yüklü giriş yapması lazım. Belli haberler var onlarla ilgili, balinalarla ilgili. Onları da birazdan paylaşacağım. Şimdi bundan sonra nerelere dikkat etmeliyiz? Önemli olan kısım o. Şimdi ayın 25'inde Bitcoin'in ikinci çeyrek vadeli işlemlerinin kapanışı var. Burada belli bir Bitcoin piyasaya salınacak. Bu Bitcoin ile ilgili satışlar gelir mi gelmez mi? Bunları da takip etmek lazım. Bunlar tabii önemli alanlar burada. Ayın 25'inde işte piyasaya çok Bitcoin salındığında satış olursa Bitcoin yine biraz geri çekilme yapılabilir. Burada takip etmemiz gereken, her zaman şu an önümüzde görünen, takip etmemiz en büyük desteğimiz 38.200 desteği. 38.200 desteğin üstünde kaldığı sürece Bitcoin'in hala yükselişe çıkabileceği gibi bir izlenim gösteriyor grafikler. Evet, burada tekrar hatırlatayım. EMA 200 bandı ve diğer EMA 50 ve 100 bandları bizim şuradaki geniş kanalımızı oluşturan alanlar. Burada bu bantları takip etmeye devam edeceğiz. Evet. İstiyorsanız şeylere bakalım. Altcoin'lere bakalım. Altcoin'lerde Bitcoin'in güçlenmesiyle birlikte bazı altcoin'lerde yükseliş başladı. Bunlardan şuradan hemen mesela bir Wabi'ye bakalım. Wabi
şöyle gördüğümüz gibi Bitcoin'in güçlenmesiyle birlikte Wabi de biraz yavaş yavaş yukarı yönlü kırmaya çalışıyor. Burada sürekli satış ve alış baskılarıyla mücadele ediyor. Burada Wabi, burada Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte Wabi'nin yükselişi de devam edecektir. Şu an Wabi bir kanal alttaki kanaldan kurtulmuş. Üst tarafta bir kendi ekstra bir kanal oluşturmuş. Şu kanalın içinde mücadeleye devam ediyor. Bu kanalın içinde kaldığı sürece hedefi zaten burada şuradaki EMA 200 bandı olacaktı. Orada yaklaşık olarak 0.28 sen seviyelerine, 0.27 sen seviyelerine falan geliyor. Burada Wabi'nin 0.23 sent civarlarının altına kırmaması lazım. Yani bu burada üstteki sarı kanaldan alttaki sarı kanala girmemesi lazım. Wabi'yi takip etmeye devam edeceğiz. Burada Polkadot'a bakalım. Polkadot'taki durum ne? Evet. Polkadot'ta dün Bitcoin'le birlikte düşüşe geçmiş. Daha sonra tekrar gücünü toplayarak tekrar yükselişe geçmiş. Burada EMA 50 ve EMA 100 bantlarına tutulmuş. %4.24'lük bir yükselişle gidişatına devam ediyor. Şimdi burada 23 dolar 664 centlik bir direnç kırmaya çalışıyor. Buraya kırarsa hedefi 25.847 olacak gibi gözüküyor. Yine en güçlü desteği 22.908 dolar olarak gözüküyor. Yani EMA bantlarının arasında DOT'ta bir kanal oluşturmuş gibi. Ethereum'a bakalım. Ethereum'u dün incelemiştik gerçi ama yine Ethereum daha Bitcoin düşüşüyle birlikte düşüş oldu. Burada yine Ethereum Bitcoin'in yükselişiyle birlikte yine güç toplamaya devam ediyor. Bitcoin 2433 desteğine tutulmaya çalışıyor. Direnci kırmış, şu an kendini destek yapmış. Burada destekle tutunursa hedefleri zaten şurada gördüğünüz EMA 50, EMA 100 ve EMA 200 bantları olacaktır. Ethereum söylemiştik Haziran ayında biraz sancılı geçebilir ama Temmuz ayından itibaren güçlenmeye devam edeceğini planlıyoruz. O yüzden Ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Ada'ya bakalım istiyorsanız, Ada'daki son durum ne? Hatırlarsanız 2-3 hafta önce YouTube kanalımızda Ada'nın hard fork'ünden bahsetmiştik. Burada Ada'nın sarı çizginin altına inmedikten sonra Ada'nın hard fork'üyle ilgili 3 dolar hedeflerini vermiştik zaten. YouTube kanalımızda bu video var. 2 hafta önceydi sanırım. Oradaki kripto paralarla ilgili önemli gelişmeler oynatma listesinin içinde olması lazım. Burada Ada şu an 1.54 centlik, yani EMA 50 bantını kırmaya çalışıyor. Burada EMA 50 bantını kırmaya çalışırsa 1.59 dolar hedefleri mevcut. Ama Ada dediğim gibi biraz orta vadede tutmamız lazım. Ada'yı yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sarı banda inmediği sürece hedef hala 3 dolar olarak gözüküyor Ada'nın. Evet, istiyorsanız son 24 saatte en çok kazandıran coinlere bakalım. O coinlerden bir tanesi AMP. AMP'yi biz 2 haftadan beri, uzun süreden beri söylüyoruz. AMP ile ilgili güzel bir gelecek beklediğimizi zaten söylemiştik. Burada AMP Bitcoin'in düşmesiyle birlikte düşse de şu an tekrar yükselişine devam ediyor burada. Burada zaten gördüğünüz gibi tüm EMA bantlarının üstüne çıkmış. Burada tüm EMA bantlarının üzerine tüm EMA bantlarının üzerine değil, 3 tane EMA bantı üzerine çıkmış. Burada sadece EMA 20 bandını kırması lazım. Şuradaki EMA 20 bandını kırarsa tekrar yükseliş hedefleri burada tahmin olarak yine 1 dolar seviyelerine gelecektir. Güçlü desteği de buradaki EMA 50 bant olarak görebiliriz. AMP aslında güçlü bir coin gibi duruyor. Sadece Bitcoin sallanmasıyla birlikte o da sallanmış. Takip etmeye devam ediyoruz. Burada AMP son 24 saatte zaten %10 kadar kazandırmış. Evet. Diğer bir coinimiz Quantum'a bakalım. Quant'a bakalım. Quantum dedim, çok özür dilerim. Quant'a bakalım. Quant'ta gördüğünüz gibi Bitcoin düşmesiyle birlikte biraz geri çekilmiş. Ona rağmen tekrar güçlenip şu an yükselişine devam ediyor. Quantum'daki hedeflerimizde şöyle 88.433 hedefi verebiliriz. Güçlü desteğimizde zaten tüm EMA bantlarını ezdiği için güçlü destek şu şekilde verebiliriz. Şu anki yayınımıza bile Quant yükselmeye devam ediyor. Burada Quant'ı takip etmekte fayda var gözüküyor. 88.433 dolar seviyelerini tekrar denizi teste çekmiş gibi gözüküyor burada. Evet. Son 24 saatte yükselen bir coin'imize daha bakalım. Mainnet adlı coin. KuCoin borsasında bu. KuCoin borsasındaki nasıl üye olur, nasıl alım satım yapılır ile ilgili tüm videoları YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Zaten burada ne diyoruz her zaman yayınlarımızda? Grafikler EMA bantının üstünde, EMA bantlarının altında kalıyorsa EMA bantlarını takip edin diyoruz. Zaten gördüğünüz gibi EMA bantlarını hedef almış. Burada 0.06'yı kırabilirse yükselişi devam edecek. Burada
Bir sonraki hedefine bakalım. Bir sonraki hedefi kırılan pump seviyelerine bakalım. Ortalama şurası. Yani buradaki bantı kırarsa, MA200'ü kırarsa yine 0.633'e gidecekmiş gibi gözüküyor burada. Güçlü desteği şu an MA200 bandı yapmak üzere. Bu 4 saatlik kapanışta yeşil yakarsa hedefi 0.63'ün üstü olacaktır. Yükselişe devam edecektir gibi gözüküyor. Evet, son 24 saatte %5'den fazla kaybettiren coinlere bakalım istiyorsanız. Onlardan Shiba var mesela. Shiba'da gördüğünüz gibi düşüş yapmış. Bitcoin'le birlikte aslında düşmüş. Ve Bitcoin'le birlikte düştükten sonra kendini toplayamamış. Ama burada EMA 100 ve 200 bantlarından destek almış. Eğer burada tutunursa tekrar bu sarı kanalın içine girmesi muhtemel. Sarı kanalın içine girdikten sonra 0.00.977'yi test etmesi muhtemel gibi gözüküyor. GLT'ye bakalım. GLT'de son 24 saatte çok kaybeden coinler arasında. Evet, burada yine Bitcoin düşmesiyle birlikte lakin GLT kendini toplamış. Öyle çok daha kaybetmiş bir coin listesini alamayız aslında. Buraya yazmışız ama kendini toplamış biz yayını hazırlayana kadar. Burada GLT şuradaki MA100 bandını yukarı yönlü kırarsa hedefi şuradaki mumlar olacaktır. Bir gözüküyor 76 cent olacaktır. Burada destek ve direnç seviyelerinde şuradaki MA50 bandını takip edebiliriz GLT'de de. Evet, en son Klay var. Klay'a da aldığımız verilere göre Klay'a da bakalım. Yani Klay'da yine MA50 ve MA100 bantları arasında mücadelesine devam ediyor. Bitcoin kendini topladığı gibi toplayamadığı için bunlar tabii piyasada en çok kaybedenler. Yani %5 üzerinde kaybedenler gibi gözükse de burada MA50 bantını destek almış. Buraya tutunursa MA tekrar 100 bantını kırarak şuradaki mumun bittiği formasyona kadar gidebilir. Ya aslında hacmi yok. Hacmi olsa ta şuradaki MA200 bile hedefler gözükebilir Klay'da. Burada takip etmeye devam edeceğiz Klay'ı. Anlattıklarınız dediğim gibi hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz sizin bütçeniz için daha iyi olacaktır. Evet. Haberlere bakalım. Bu sırada Bitcoin ne olmuş? Bitcoin'i de inceleyelim. Biz kaydı yaparken Bitcoin ne yapıyor, ne ediyor ona da bakalım. Şimdi piyasada bazı güzel haberler var. O haberleri de size paylaşmak istiyorum. Genel Motor'un CEO'suna bir basın toplantısında gazeteciler sormuştu. Sordular. Arabalarınızı Bitcoin ile satmak ister misiniz diye. Genel Motor'un CEO'su da müşterimiz isterse Bitcoin ile satarız imasında bulundu. Yani müşterilerimizin tamamen talebine bağlı sıcak baktığı imasında bulundu. Satarız da demedi, satmayız da demedi ama müşterilerimizin talebine bağlı. Tabii müşteriler talep ederse de bu ne demek anlama geliyor? Satarız anlamına geliyor. Yani ileride böyle bir faaliyetin olması Bitcoin'e %100 faydalı olacaktır. Biliyorsunuz Tesla ile ilgili gelen işte Elon Musk'ın Tesla'yı Bitcoin'lerle ilgili satacağım haberinden sonra Bitcoin ani yükselişe girmişti. BTC Top CEO'su Bitcoin'deki temiz enerji oranının yapılan istatistiklere göre %50'den fazla aştığını söyledi. Burada Elon Musk'ın işte ben Bitcoin madenciliğinin Bitcoin madencilerin kullandığı enerjinin %50'si temiz enerji dönüşebilir. İşte yenilebilir enerji olursa ben tekrar arabalarım Bitcoin'le Tesla arabalarını Bitcoin'le satarım imasını akıllara getirdi. Yani önümüzde beklenen günlerde Elon Musk belki bu istatistiklere göre biz tekrar arabalarımızı Bitcoin'le satıyoruz diyebilir. Burada gelecek haberleri sinyal olarak piyasaya düştü. Etiyopya'da girişimciler Bitcoin altyapısıyla ilgili işte çalışma başlattı. İlginç olan şey Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin bu konuya destek vermesi. Ben elimden gelen her türlü desteği vereceğimle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bu da çok güzel. Yani belli ülkelerin kripto paralarıyla ilgili özellikle bu işte Orta Doğu, Afrika çok gelişmemiş ülkeler, ekonomisi çok iyi olmamış ülkelerin de kripto para piyasalarına girmesi sevindirici olaylar gibi gözüküyor. En son şöyle bir haberimiz var. Biliyorsunuz Bitcoin çok düşmüştü. Burada büyük balinalar, milyoner balinalar 25 günde 90 bin dolardan fazla Bitcoin toplamışlar. Zaten Bitcoin yatırımcıları, büyük yatırımcılar her zaman Bitcoin'i 50 bin doların veya 100 bin doların artık altında olduğu zaman bedava olduğunu söylüyorlardı. Burada milyoner balinalar da Bitcoin toplamaya devam etmişler. Evet, bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın inşallah yeni bir videoda görüşürüz.
Umarım bol kazanç elde edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.